Önceki videolarda da bu haritayı incelemiştik. Bu harita Avrupa, özellikle Batı Avrupa'daki ülkelerin 1. Dünya Savaşı başlamadan önce 20. yüzyılda dünyanın farklı bölgelerinde kontrol ettiği toprakları gösteriyor bize. Burada Fransa'nın hem Afrika hem de Çin Hindi bölgesinde önemli ölçüde toprak kazandığını görebiliriz. Aynı şekilde İngiltere'nin de hem Afrika hem de Asya'da önemli ölçüde toprağı bulunuyor. Almanya, Belçika ve İtalya'nın da kolonileri olduğunu ekleyelim. Ancak 1. Dünya Savaşı bu haritada büyük değişikliklere sebep oldu. Önceki videolarda bu durumdan bahsetmiştik. Emperyalizm açısından savaşın sonuçlarını incelersek, savaşın ardından Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağıldığını ve bu durumun Doğu Avrupa haritasını büyük ölçüde değiştirdiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde savaşın ardından Osmanlı İmparatorluğu da yıkılmıştır. Bu da Orta Doğu'nun büyük kısmının Fransa ve İngiltere'nin kontrolüne geçmesine sebep olmuştur. Bunun yanı sıra 1917'deki Bolşevik devrimi sonucunda Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilerek bölgede Sovyetler Birliği'nin kurulduğunu da unutmayalım. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan Rusya çekiliyor ve sonra da daha sonra bu bölgede Sovyetler Birliği kuruluyor. Aynı bölgede. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlık hareketlerinin de iyice ivme kazandığını ve emperyalist düzenin yıkılmaya başladığını söyleyebiliriz. Buna örnek olarak 1922 yılında Mısır'ın Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını kazanmasını verebiliriz. Yüzyıllar boyunca Osmanlı kontrolünde kalan Irak ise 1. Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere'nin eline geçer. Ancak Irak'ın da 1932'de bağımsızlığını ilan ettiğini görüyoruz. Şimdi de hem Avrupa hem de dünyanın tamamında büyük travmalara yol açan 2. Dünya Savaşı'nı arkadaşlar inceleyelim. 2. Dünya Savaşı'nın ardından kolonicilik karşıtı bağımsızlık hareketinin daha da ivme kazandığını söyleyebiliriz. Örneğin Endonezya'ya bakalım. Daha öncesinde Hollanda'nın sömürgesi olan Endonezya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın kontrolüne geçtiğini görüyoruz. Ancak Ağustos 1945'e geldiğimizde hepinizin bildiği gibi ABD, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atarak 2. Dünya Savaşı'nın fiilen bitmesine neden oldu. Bu olayın ardından Endonezya'nın Hollanda'dan bağımsızlığını ilan ettiğini söyleyebiliriz. 1944-1946 yılları arasında da daha öncesinde Osmanlı'nın kontrolünde olan ancak 1. Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere veya Fransa'nın kontrolüne geçen yerlerin bağımsızlığını ilan ettiğini görüyoruz. Buna örnek olarak Suriye ve Ürdün verilebilir. Suriye Fransa'dan, Ürdün ise İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. 1947'de ise Hindistan Yarımadası bağımsızlığına kavuşur. Bu bağımsızlık hareketinin Mohandas Gandhi tarafından başlatıldığını hatırlatalım. Gandhi genellikle Mahatma Gandhi olarak anılır. Buradaki Mahatma kelimesi yüce ruh anlamına gelir. Bu bağımsızlık hareketinin barışçıl olduğunu da ekleyelim. Ancak şu anda bu yarımada Hindistan ve Pakistan şeklinde ikiye ayrılmış durumda. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yerlerin Pakistan'a katıldığını söyleyebiliriz. Batıda gördüğümüz bu kısım Pakistan'ı oluşturuyor. Doğuda kalan bu kısım ise 1971'de bağımsızlığını ilan ederek Bangladeş adını almış. Bu durumda nüfusunun çoğunluğu Hindu olan yerlerinde Hindistan'da kaldığını belirtmemiz mümkün. Bunun çok da net bir ayrılık olmadığını da ekleyelim. Çünkü bu iki ülke bağımsızlığını ilan ederken bazı yerlerin hangi ülkeye verileceği konusunda tam olarak karar verilememiş. Örneğin Keşmir bölgesi, Hindistan ve Pakistan arasında hala çözülememiş bir sorundur. Hindistan Yarımadası'ndaki çoğu bölgenin çok kültürlü olduğunu hatırlatalım. Bazı bölgelerde nüfusun %60'ı Hindu iken, bazı bölgelerde de nüfusun %60'ının Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla iki ülkenin ayrılması insanlık tarihindeki en büyük göç dalgalarından birine sebep olmuş ve binlerce insan yeni ülkelerine geçmek için sınır değiştirmek zorunda kalmıştır. Bunun bazı durumlarda mezhepsel ve hatta kanlı çatışmalara sebep olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bu ayrılıktan sonra bile Hindistan'ın hala dünyada en çok Müslümanın yaşadığı yerlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah ve Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru, Hindistan'ın bağımsızlık hareketinde önemli rol oynamıştır. Bu iki kişi, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah ve Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru. Daha sonrasında Nehru'nun
Soğuk Savaş'a taraf olmak istemeyen, yeni bağımsızlığını kazanmış devletlerden oluşan Bağlantısızlar Hareketi'nde de önemli rol oynadığını unutmayalım. Aynı zamanda Nehru, şu an gelişmekte olan ülkeler için kullanılan 3. Dünya kavramını ortaya atan kişidir. Ancak bu kavram ilk ortaya çıktığında batılı kapitalist devletlerden oluşan 1. Dünya ve komünist bloğunda yer alan ülkelerden oluşan 2. Dünya ülkeleriyle ittifak kurmak istemeyen devletleri ifade etmek için kullanılıyordu ilk çıktığında. 1940'ların sonu 50'lerin başında ise Fransız Çin Hindi'de gerçekleşen bağımsızlık hareketleri dikkat çeker arkadaşlar. Bu ülkelerin bağımsızlığını kazanarak Kuzey Vietnam, Güney Vietnam, Laos ve Kamboçya adını aldığını görüyoruz. Burada dikkati çeken bir figür olan Ho Chi Minh'i de atlamayalım. Bu süreçte Çin Hindi Savaşı daha sonrasında Vietnam Savaşı'na dönüşür ve hepinizin bildiği gibi Amerika çevreleme politikasının bir parçası olarak savaşa girmeye karar verir. 1950'lerde Afrika'da da önemli bağımsızlık hareketleri görülür. Örneğin 1951'de Libya bağımsızlığını kazanır. 1956-58 arasında ise Tunus, Fas, Gana ve Gine bağımsızlığını kazanır. Burada daha öncesinde Altın Sahil olarak adlandırılan Gana'ya dikkat çekmek istiyorum. Ülkenin ilk cumhurbaşkanı ve başbakanı olan Kwame Nkrumah aynı zamanda Afrika Birliği örgütünün de kurucularından biridir. Nkrumah, Afrika ülkelerinin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından birleşmesini istiyordu. Böylece Afrika'nın çok daha güçlü olacağını düşünüyordu. Bu nedenle Nkrumah'ın pan-Afrikanizm kavramının en büyük savunucularından biri olduğunu söyleyebiliriz. 1960'lı yıllarda ise bağımsızlık hareketlerinin daha da ivme kazandığını görüyoruz. Özellikle 1960 yılı pek çok bağımsızlık hareketi için önemli bir yıldı. Gördüğünüz gibi 70'li yıllara geldiğimizde pek çok Afrika ülkesi bağımsızlığını ilan etmişti. Burada maviyle gösterilen ülkelerin 1960'lı yıllarda Fransa'dan bağımsızlığını kazandığını görüyoruz. Pembe renkle burada gösterilen ülkeler ise İngiltere'den ayrılan ülkeler arkadaşlar. Sarıyla gösterilen ülkeler ise Belçika'dan ayrılan ülkeler. Sonraki 20-30 yıl içerisinde de dünya haritasında birkaç değişiklik olsa da haritanın günümüzdeki haline yaklaştığını belirtmemiz mümkün. Şimdi size Cevahirlal Nehru'nun 1956'da Washington'da yaptığı ve Bağlantısızlar Hareketi'nin önemini vurguladığı konuşmasını okumak istiyorum. Barışın korunması, Hindistan politikasının temel amacını oluşturur. Bu politika ışığında askeri işbirliği ve ittifak kurma açısından bağlantısızlık politikasını uygulamaya karar verdik. Bağlantısızlık, zihinsel veya eylemsel açıdan pasif kalma veya kendine güvenmeme anlamı taşımaz. Bağlantısızlık, kötü olduğunu düşündüğümüz unsurlara boyun eğme anlamına gelmez. Bu, çözmemiz gereken sorunlara karşı kullanabileceğimiz pozitif ve dinamik bir yaklaşımdır. Her ülkenin hem özgürlüğünü kazanmaya hem de kendi politikası ve yaşam biçimini belirlemeye hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu oldukça önemli bir gelişme. Çünkü Nehru'nun bu konuşmayı kendisini Batı bloğunun bir parçası olarak görmek isteyen ABD'nin başkenti Washington'da yaptığını hatırlatalım. Bildiğiniz gibi Batı bloğu Amerika'nın liderliğinde batılı ülkelerden oluşuyordu. Ancak bağımsızlıkları için büyük uğraş veren Hindistan gibi pek çok ülke bağımsızlıklarından ödün vererek daha güçlü ülkelerle ittifak kurmak istemiyordu. Videoyu aklıma takılan birkaç ilginç soruyla kapatmak istiyorum. Sizce neden 20. yüzyılın ikinci yarısında dünyadaki pek çok bölge bağımsızlığını ilan etmiştir? Bunun sebebi emperyalist devletlerin gücünü veya bu kolonileri kontrol etme isteğini kaybetmesi olabilir mi? Yani bu durum, bu ülkedeki insanların psikolojisiyle ilgili bir durum olabilir mi? Belki de oldukça travmatik bir savaştan çıkan bu ülkeler artık başka insanların kaderini kontrol etmek istemediklerini fark etmiş olabilir. Ya da bunun sebebi Gandhi'nin liderliğindeki şiddet karşıtı hareket gibi bağımsızlık hareketlerinin etkin rol oynaması olabilir mi? Aynı zamanda Cezayir'in Fransa'ya karşı verdiği kanlı mücadeleyi de hatırlayalım. Burada aslında şunu anlatmak istiyorum. Bu dönemde dünya düzeni büyük ölçüde değişmiştir. 20. yüzyılın başında tamamen emperyalist olan dünya düzeninde pek çok bölge Batı Avrupalı güçler tarafından kontrol ediliyordu. Ancak oldukça kanlı geçen iki dünya savaşının ardından emperyalizm sona erdi ve dünya düzeni şu anki haline kavuştu.